Siye cokoskani kurbani simu gulur mu çok tu işti. Yaklaşık 1800'lü yılların sonlarında karakovan arıcılığı bölgemizde yapılmaktaymış. Ama tabii dediğim gibi çok yoğun değil. Bazı meraklı kişilerin özellikle yapmadaki en büyük neden oturdukları, bulundukları yerlerde değil de bal alanlarının yüksek yerlerde, yani orman alanlarında olması sebebiyle bu kovanların oraya taşınarak, ağaçların üzerinde yeni bir set yaparak oraya bırakılması ile başlıyor aslında arıcılık. Bölgemizin orman alanı olması sebebiyle geçim kaynakları da orman ürünleriyle ilgili, ilişkili. Yani bir bu işe meraklar nereden başlamıştır diye konuşacak olursak, işte orman alanlarındaki işte orman ihtiyaçlarında köylünün, işte vatandaşın ormana gittiğinde bir bakıyor ki kovanların o oyuklarında arıların olduğunu görüyor. İşte bunu nasıl alabilirim? Veyahut da o oyukların içindeki o şey kovanın belki de onun kesimiyle yatay olarak belki de onunla başlamıştır. Yani ben kendimi biraz şey yapıyorum, zorluyorum nasıl oldu diye. Oradaki arıların işi işte oğlunu beklemişlerdir, oğlunu almışlardır. Ama bunun da en iyi arılar eğer ağaç kovuğunda yapıyorsa en güzel saklama koşulları ağaçlarda olmalıdır diye belki eskilerim düşünmüş olabilirler. Bir de tabii biliyorsun bölgemizde yaban hayatı çok önemli. Tabii arılarımızı dediğim şekillerde korumuşuz. İşte nasıl yapmıştı elimizden geldiğince işte arılar biliyorsunuz tırnaklarıyla ağaca tırmanarak işte orada kovanlara şey yapabiliyor, balını alabiliyor. Bunlarla ilgili saç sarmışlar arkadaşlarımız, arıcılarımız eskiler. Arıların çıkmasını engellemiştir. Ama bu ne kadar engellemiş? %20, %30. Çünkü herkes oraya yapamamış. Arıcılığın, karakovan arıcılığının 100 yıldan fazladır bu ilimizde yapıldığını biliyoruz. Ve hiçbir müdahalesiz, hiçbir katkısız, hiçbir kalıntısız, sadece karakovanların ormanda çekilmesiyle hem yani kendi kendini arılarımız da selekse ediyor biliyor musun? Yani kendini yeniliyor. Benim oğul arım karakovanımdan çıkmışsa doğal olarak haberim bile olmuyor. Boş bıraktığımız bir komşunun ağacına da girebiliyor, kovuğuna girebiliyor. Doğal olarak belli bir zaman sonra geliyorsunuz, bakıyorsun içinde arı var. Tabii bu arıcı için en mutlu an. Onun içerisinde arılar sezonda olduğu için bal sezonunu bir an önce kapatmak için, çünkü onun geleceğini de düşündüğü için arı, bir an önce ona mum salgılar. Hiçbir şeyin katkısı yok. Ne şurupla besleme var, ne mum ekleme var, hiçbir şey yok. Arı onu, mumlarını örer, belli bir mimari estetiğe göre örer, belli bir yeri var. Kovanın biliyorsunuz yarısında bir bölme var. Bu bölmeye kadar arının kendi yatağıdır. Yani tıpkı fenli kovanda da ballıklarda bal bıraktığımız gibi. Ondan sonraki bölüm işte kişiye, yani bize ait, yani biz arıcılığı böyle yapıyoruz. Aslında arı bu balı kendi için yapıyor, bizim için yapmıyor. Ama biz de yaşamımızı sürdürmek için, yani temel gıdamızı alabilmek için böyle bir şeyimiz var, uğraşımız var. Oradaki balları, tabii onu almak için de öyle ağaç üstünde çıkmak bir marifet. Marifet aynı zamanda kovanın içinden, eskiden biliyorsunuz maske yoktu, körük yoktu. Sadece bir sepetle, el demiriyle vesaire, işte kremitin üstünde yaktığımız ateş közüyle işte duman elde ederlerdi. Çünkü ben rahmetli babam da karakovan arıcılığıyla başlamış. Balını böyle almış, aldık biliyorum. Karakovan serüveni böyle. Ver ona şen berina vortis kani sindom şvido tom haligü.